Herkese yepyeni videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle özellikle yaz aylarında kullanmayı çok sevdiğim ve yapılarını da çok beğendiğim tam 25 tane lip gloss paylaşacağım. Lip gloss ve renkli lip balm olacak bunlar. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Bol bol denemeli, swatchlı bir video olacak. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresimden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Bu arada göstereceğim tüm ürünlerin linkini bulabildiklerimi aşağıda açıklamalar kutusunda bulabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar kısmına da sabitliyor olacağım. Oradan direkt ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben ilk olarak şu dudağımdakini silip göstermeye başlıyorum. Bu arada fondötenim de yanımda. Sıkça şu hareketi yapacağım ki siz renklerini net bir şekilde, doğru bir şekilde görün. Şimdi ilk olarak videolarımı yakından takip edenlerin asla şaşırmayacağı bir ürünle başlıyorum. Farmasi'nin Nude for All serisindeki bu lip gloss'u. 01 numara Nude Flirt rengini çok seviyorum. Hemen şöyle elimde de göstereceğim rengini. Böyle nude tonlarda kahvemsi bir tonu var. Asla yapışkanlık hissi yok. Dudağınızda varlığını hissetmiyorsunuz. Duruşu bu şekilde, rengi çoğu makyajlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada bu lip gloss'un içerisinde herhangi bir sim bulunmuyor. Şöyle yakından da göstereyim. Sırada Flormer'ın bir ruju var. Glam Up Lipstick serisinden. 003 numara Tint Pink rengi. Bu böyle içerisinde çok güzel yansımaları olan bir ruj. Asıl rengi morumsu fakat içerisinde lila, açık pembe simler var. Bunu şöyle yakından da göstermek istiyorum. İçindeki simleri görmeniz açısından. Ve hemen uyguluyorum. Bu gördüğünüz gibi böyle birazcık daha soğuk alt tonlu bir pembe rengi. Şu an yüzümde bolca bronzer ve şeftali tonlarında bir allık olduğu için birazcık garip durabilir ama soğuk tonlu makyajlar yaptığınızda bu da çok güzel duruyor. Dudaklarınızda bu da yapışkanlık hissi bırakmıyor. Kullanımı gayet rahat olan bir ruj. Sırada bir lip balmımız var. Bu yakın zamanda Essence'ın çıkardığı Hardcore isimli lip balm. Fruity lip balm olarak geçiyor. Bunun içerisinde %10 oranda tatlı badem yağı var. Dudağıma verdiği rengi de tasarımını da çok beğeniyorum. Ortasındaki şu beyaz kalp nemlendirici özellikte. Bunun bir çeşit daha var. O daha pembemsi tonlarda. Bu daha kırmızımsı tonlarda. Şöyle görebilirsiniz. Hemen uygulayalım. Kokusu çok güzel bu arada bunun. Bunun ışıltısı herhalde göstereceğim ürünler arasında en az olanı. Fakat bence dudaklarda çok tatlı duruyor rengi. Tam böyle çantada taşımalık, dudağınız kurudukça biraz da renk katsın istediğinizde kullanmalık bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bir diğer çok sevdiğim lip gloss ise Flormer'ın bu Devi Lip Booster isimli serisinden 03 numara parti rengi. Bunda biraz böyle mentol etkisiyle dudakları dolgunlaştırma özelliği var. Aplikatörü de çok güzel, çok rahat uygulanıyor. Ortasında bir boşluğu var fazlasını alması için. Şöyle hemen rengini de göstereyim. Böyle açık şeftali tonlarında diyebiliriz buna. İçerisindeki o mentol etkisiyle dudaklarınız da serinliyor. Hatta bunun yapısını ve bu dudakta bıraktığı mentol hissini bir ürüne çok benzetiyorum. Onu da birazdan göstereceğim. Hatta bundan sonra onu göstereyim. Sadece rengi bence benim tenime göre bir tık açık kalıyor. Dudak kalemiyle daha rahat uyguluyorum bunu. Ama ışıltısı çok güzel. Bu arada bunun da içerisinde herhangi bir sim yok. Yapı olarak muadili olduğunu düşündüğüm ürün ise L'Oreal'in bu Plum Pink serisi olması lazım. Dudak dolgunlaştırma etkili olan 404 numara Eye Assert rengi. Bunun aplikatörü daha da farklı. Böyle 8 işareti var ya da sonsuz işareti artık ne derseniz. O sayede dudağınıza fazla ürün uygulamamış oluyorsunuz yine. Bunun içerisinde ışıltılar var ve bence çok güzel duruyor. Hemen uygulayayım. Ve bir de şunu söylemem lazım. Aplikatörü çoğu kullandığım lip gloss'un aplikatöründen çok daha yumuşak. Böyle hafif tüylü gibi bir dokusu var. Dudakta çok güzel hissediliyor o yüzden. Bunun da duruşu gördüğünüz gibi gerçekten dudakları çok dolgun gösteren bir lip gloss bu. Bunun da dediğim gibi içerisinde mentol var. Ve bu sayede dudaklarınızı bir tık daha şişiriyor ve pürüzsüz gösteriyor. Bence bu ikisi arasındaki yapı olarak tek fark bu L'Oreal'inkinin çok daha ince yapıda olması. Bu Flormer'inkini bir tık fazla kaçırdığınızda birazcık yapışkanlık hissi bırakabiliyor. Fakat bu L'Oreal'inkinde öyle bir şey
yok. Yazın kullanmayı çok sevdiğim lip glosslardan bir tanesi de Misha'nın bu Juicy Pink serisindeki Sparkling Tint'leri. Çok güzel bir ışıltısı var ve yapısı incecik. Yani neredeyse su gibi diyebiliriz. Bendeki erik rengi olarak geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hemen rengini de size söyleyeceğim. RD02 numarası. Şöyle tatlı bir bordomsu alt tonu olan bir renk. Bunun içerisinde çok güzel ışıltılar var. Lila, turuncu, altın rengi çok güzel parlıyor. Bu arada bunun kokusu efsane. Böyle baymayan meyvemsi bir kokusu var. Bunun sevdiğim bir diğer özelliği ise bunu sildikten sonra veya işte gün içinde çıktıktan sonra bile arkasında çok hafif tatlı bir renk bırakıyor olması. O yüzden şimdi hemen silmem lazım ki diğer uygulayacağımız rujların rengini değiştirmesin. Ama yansımaları, duruşu gerçekten şahane. Şimdi göstereceğim lip gloss aslında bir koleksiyon ürünü fakat hala gratislerde belki bulabilirsiniz diye göstermek istedim bu videoda. Wet n Wild'ın bu Blooming koleksiyonundan dolgunlaştırıcı lip gloss'u. Bendeki rengi Bloom Time isimli olanı. Bu aslında böyle şeffaf bir gloss. Sadece içerisindeki simlerden oluşuyor. Bunun kokusuna ve dudak dolgunlaştırma etkisine bayılıyorum. Şöyle elimin üstüne de göstereyim. Şahane parlıyor içerisindeki bu simler. Ve dediğim gibi uyguladıktan bir süre sonra dudaklarınız şişmeye başlıyor. Bir diğeri Revlon markasının The Gloss isimli lip gloss'u. Bundaki rengim de 260 numara Rosy Feature rengi. Bunun da yapısı harika. Aplikatörü normal lip gloss'lardan çok daha şişko. Yine bunun da içerisinde ışıltılar var ama mesela Wet n Wild'inki kadar iri simlerden oluşmuyor. Bu daha böyle ince simli bir gloss. Şöyle nude tonlarda hafif kahvelik içeren bir rengi var. Gerçekten çok güzel duruyor ve bunda da yapışkanlık hissi yok. Şimdi göstereceğim ürün aslında bir dudak yağı ve çok meşhur olan bir dudak yağı. Avon'un Nourishing Lip Oil olarak geçen bu dudak yağı. Ben bunu ikili olarak almıştım. Bir de yanında daha koyu pembe ve içerisinde sim olmayanı vardı. Bunu daha sık kullandığımı fark ettim. O yüzden bunu göstermek istedim. Bu rengi Shimmering Petal isimli olanı. Dudak yağı olduğu için zaten hiçbir şekilde yapışkanlık hissi bırakma gibi bir ihtimali yok. Bu da aslında şeffaf bir ürün fakat içerisindeki o pembe ışıltılardan dolayı hafif bir pembe alt tonu varmış gibi duruyor ama aslında şeffaf. Bunun ekstra güzel özelliği aynı zamanda dudaklarınızı da besliyor tabii bir yandan. Şimdi göstereceğim ürün aslında bir renk değiştiren ürün. O da Pastel'in Show Your Magic Gloss isimli bu renk değiştiren lip gloss'u. Şöyle gördüğünüz gibi ilk uyguladığınızda şeffaf renkte gözüküyor. Dudağınızın ısısıyla rengi pembeleşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi elimdeki pembeleşmeye başladı bile hatta dudağım da öyle. Böyle pembeleştiğinde de cırtlak bir pembe olmuyor. Çok güzel bir tonda pembeleşiyor. O yüzden bunun rengini de çok seviyorum. Bunun da içerisinde herhangi bir ışıltı yok. Ve şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi silseniz de arkasında çok tatlı bir renk bırakıyor. Ama şimdi bunu benim fondötenle nötrlemem lazım. Hatta bakın elimdekini de sildim. Elimde de renk bıraktı. Bir de şurada Misha'yı uygulamıştık ya. Bu da hafif rengini bırakmış. Ben bu tarz ürünleri aslında bayağı seviyorum. Hem böyle hiçbir şey uygulamamışsınız gibi gözüküyor. Dudağınızın kendi dokusu, kendi rengi gibi gözüküyor. Özellikle de mesela böyle denize falan girerken lip gloss'u sildiğinizde arkasında çok güzel bir renk bırakmış oluyor. Evet, dudağımın tonunu eşitledim ve devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Flormar'ın bir ruju yine. Lusty Lipstick serisinden 02 numara Mindful rengi. Bu çok güzel bir şeftali tonu arkadaşlar. Şurada göstereyim. Nemlendirmesi harika. Rengi o kadar tatlı ki böyle dudağınızı dolgun gösteren rujlardan. Ben çok seviyorum bunun da yapısını. Şöyle yakından da göstereyim. Çok hoş duruyor. Tabii ki lip glosslardan bahsedince Maybelline'in bu lifter glosslarından bahsetmemek olmaz. Bunların bende 4 tane rengi var ve hepsi birbirinden güzel. Şimdi size sırayla göstereceğim. İlk olarak 007 numara Amber rengiyle başlıyoruz. Bu şeftali tonlarında.
İçerisinde hyaluronik asit var bu lip glossların ve dudağınızı çok dolgun ve pürüzsüz gösteriyorlar. ...007 numarasının duruşu bu şekilde. Şu an altına kat kat fondöten uyguladığım için birazcık dudaklarımı birbirine yapıştırıyor ama normalde hiçbir yapışkanlığı olmayan lip glosslar bunlar. Sıradaki rengimiz böyle pembe tonlarında 005 Petal rengi. Bunun içerisinde altın renginde çok yoğun olmamakla birlikte ışıltılar var. Çok güzel duruyor. Şimdi 009 numara topaz rengine geçelim. Bu daha yoğun ışıltıları olan bir lip gloss. Şöyle serideki renkleri yan yana görmeniz açısından da yan yana savaçlıyorum. Diğerini silmeden. Bunun opaklığı aralarında en az olanı. Çok çok açık şeftali tonlarında diyebiliriz. Duruşu da bu şekilde. Ve bu serideki son rengimiz de 16 numara Rust rengi. Bu birazcık daha bakır tonlarında olan bir lip gloss. Hatta neredeyse bordo da diyebiliriz. Bunun da içerisinde altın renginde ışıltılar var. Yok yok, yani bordo değil de bakır tonlarında gerçekten bu. Eğer böyle yoğun renkli bir lip gloss arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Şöyle silmeden dördünü de yan yana görün. Sırada birini deneyip çok sevince diğer bütün renklerini de aldığım bir lip balm serisi var. Golden Rose'un Glow Kiss isimli bu serisi. Tinted lip balm olarak geçiyor. Bunlarda 15 faktör güneş koruması varmış. Ben özellikle bu iki rengini göstereceğim çünkü benim favorim bu ikisi. Bir tanesi 03 numara Berry Pink rengi. Hemen onunla başlayalım. Bu arada bunların kokuları da çok güzel. İsmindeki kokuyu taşıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir pembe tonu ve bu da dudakları çok güzel ışıl ışıl gösteriyor. Bunun da içerisinde herhangi bir sim yok. Diğer favorim ise 02 numara Strawberry rengi. Bu daha kırmızı tonlarında bir lip balm. Çok güzel kokuyor. Şöyle bunun da duruşunu göstereyim. Gerçekten çok tatlılar ve fiyatları da çok uygun. Şimdi bir tane pahalı bir ürün göstereceğim. Zaten aralarında iki tane falan yüksek fiyatlı ürün var diyebilirim. Bu da onlardan biri. 314 Ray Bunny isimli Grand Illusion Glossy Liquid Lip Color serisi. Bu o kadar güzel bir renk ki arkadaşlar. Böyle lila pembe yansımalı bir gloss bu. Şöyle bakın, uf. Gerçekten çok tatlı. Eğer böyle birazcık daha çılgın lip glossları seviyorsanız buna bakın derim. Gerçekten çok seviyorum ben. Böyle çeviriyorsunuz pembe, çeviriyorsunuz lila oluyor. Bu arada bunun da içerisinde mentol var. O yüzden bunda da hafif bir dolgunlaştırma özelliği var. Çok sevdiğim bir diğer lip gloss ise Max Factor'ın bu lip glossları. Bendeki Chocolate Nectar rengi. Çok güzel bir tonu var. Bu arada içinde çok az kalmış. Böyle dibini sıyıra sıyıra alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kahve şeftali tonlarında bir lip gloss. Yapışkanlık hissi sıfır bu arada. İnanılmaz konforlu bir lip gloss bu. Bir tane daha çok tatlı bir renk veren lip balm göstereceğim. O da Huron markasının bu Raspberry Tinted Lip Balm isimli ürünü. Biliyorsunuz bunun bende neredeyse her çeşidi var. %100 doğal, vegan bir içeriğe sahip. Bu lip balmlardan bitirip yeniden alıyorum. Bu rengini özellikle göstereceğim. Böyle tatlı bir mor rengi var. Gerçekten raspberry gibi duruyor. Ve dudağa çok tatlı bir renk bırakıyor. Böyle hafif mor alt tonlu bir rengi var. Nemlendirmesi şahane. Gerçekten çok seviyorum bu seriyi. Ve duruşu da böyle. Bu arada bu lip balmların kokuları da bence çok özel. Özellikle bunun kokusunu ben çok beğeniyorum. Bir diğeri umarım hala mağazalarda vardır diyerek göstereceğim bir ürün. Kiko'nun bu lip balmı. Sparkling lip balm olarak geçiyor. Bendeki rengi Happy Birthday Beleza. Bu gerçekten şahane bir ürün. Kullanmalara kıyamıyorum. Şu ışıltıya bakar mısınız? İçi bu şekilde değil. İçi şöyle düzimsiz. Böyle sim istediğim zaman birazcık çevire çevire uyguluyorum ki dudağımın üzerine sim gelsin. Bunun yani aslında herhangi bir rengi yok ama şöyle göstereyim. Çok tatlı, hafif hafif simler bırakıyor üstüne. Duruşu da bu şekilde.
Çok yakından bakmadığınız sürece bu arada o uygulanan simler çok gözükmüyor. Şimdi ikinci pahalı olan çok sevdiğim lip gloss ise sizi şaşırtmayacağım. Too Faced'in Lip Injection serisi. Biliyorsunuz ben bunun hem minik boyunu kullandım hem de bu büyük boyunun maksimum plump olanını kullandım. Çok güzeller. Yani dudakları dolgunlaştırmada işe yarayan nadir glosslardan. Şimdi dolgunlaştırmasını beklemeyeceğim fakat şu içerisindeki yansımalar da dudakta çok güzel görünüyor. Bu arada dolgunlaştırmaya başladı bile. Kızışıyoruz yavaştan. Çok güzel duruyor. Şimdi son olarak 4 tane rujum kaldı. Bunlar çift taraflı rujlar. Ben bu çift taraflı rujları çok seviyorum. Hem parlak görünüp hem bulaşmıyorlar. Bir tanesi NYX'in Shine Now serisi. Bendeki rengi Magic Maker rengi. Hemen şöyle uygulayacağım. Bir tarafında şöyle normal likit mat ruj oluyor bunların. Normalde 1 dakika boyunca bunun sabitlenmesini bekliyorsunuz ve ardından şu arkasındaki şeffaf gloss kısmını uyguluyorsunuz. Şunun rengine, duruşuna bakar mısınız? Gerçekten bayılıyorum yani. Evet, birazcık yüksek fiyatı fakat bence değiyor. Şimdi bunu hemen sileyim yoksa inanılmaz kalıcı bunlar çıkmıyor. Sabitlenmiş bile neredeyse. Ve diğer üçü de Max Factor'un bu Lipfinity serisinden. Bunların da bir tarafı mat ruj, diğer tarafı gloss şeklinde. Bunları da size hızlı hızlı uygulayıp göstereyim. Şimdi uygulayacağım renk 620 numara Eternal Nude rengi. Böyle nude tonlarda bir renk. Arkasındaki gloss'u şeffaf fakat çok yoğun simli bir gloss. 620 numaranın duruşu böyle. Ay, öksürük tuttu. Gözlerime bakın. Bu arada bu Max Factor'ünkü de aynı NYX'inki gibi bulaşma yapmıyor. Ay, sesim falan düzelmedi. Şimdi 630 numara More & More Macchiato rengine geçiyorum. Bu daha kahve tonlarında. Ve bunun arkasındaki de daha böyle turuncu simlerden oluşuyor. Duruşu bu şekilde. Ve sonuncusu da 520 numara Illuminating Fuchsia rengi. Böyle gördüğünüz gibi pembe tonlarında olan bir ruj bu. Ve bunun arkasındaki lip gloss kısmı da yine pembe simlerden oluşuyor. Son rengimiz de bu şekilde. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sizin favorilerinizi de merak ediyorum. Aşağıda lütfen paylaşın. Videodan ayrılmadan önce de videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da ben video yüklediğimde sizlere bildirim gelecektir. Beni altta geçen Instagram adresimden takip ederseniz de çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.